köprücük kemiği ile hemen altındaki kaburga arasında bir sıkışma durumu hem de köprücük kemiğini ilgilendiren eklemin düzeltilmesi gerektiği için ödem yapar, şişer, kızarır, morarır ve ağrılı kolay yayılan uyuşma görüldüğünde herkesin aklına boyun fıtığı gelir ama boyun fıtığı dışında başka rahatsızlıklarda da aynı durum görülebilir. Uyuşma sinir etkilendiği için olur. Yani boyundan çıktıktan sonra ki resimde görüyorsunuz kola yayılan sinirin bası altında ya da bir şekilde etkilenmesi sonucunda görülür. Niçin uyuşma? Vücudumuzdan gelen duyular sinir lifleriyle beyne taşınır ve bu lifler sinirin dışında yer alır. Dolayısıyla ilk etkilenim altında, ilk bası altında önce uyuşma başlar, uyuşma karıncalanma. Bu bası, bu etkilenme daha da ilerlerse ağrı sancıyla beraber kaslarda güçsüzlük de görülür. Sinir iyi çalışmadığı için kasları uyaran, çalıştıran kısımlar sinir lifinin içinde seyreder. Bunlar iyi çalışmadığı için artık kaslarımız da iyi çalışamaz ve kas güçsüzlüğü görülür. Boyun fıtığının ne olduğunu hemen hemen herkes biliyordur. Boyun omurları arasındaki burkulma sonucu orada gelişen bağ doku yaralanması. Kendi yangısını iyileştiremez ve bu yangı giderek artarsa şayet artık hemen yanı başından geçen sinirlere sirayet eder ve sinirin gittiği yol boyunca biz ağrı, sancı, uyuşma, karıncalanma görürüz. Uyuşma, karıncalanmaya neden olan bir diğer rahatsızlıksa torasik çıkış sendromu. Torasik outlet şeklinde de karşınıza çıkabilir. Burada da problem boyun ve omuz arasındaki şu üçgende gerçekleşir. Resimde görüyorsunuz sinirin geçtiği yeri. Boyundan çıktıktan sonra hemen köprücük kemiğinin altına geliyor. Köprücük kemiği ile hemen altındaki kaburga arasında bir sıkışma durumu söz konusu olursa ki bu aslında iki kemik arasındaki sıkışmadır. Yine kola yayılan uyuşma karıncalanma görüyoruz. Beraberinde aynı yerden sinirle birlikte damar paketi de geçtiği için elde soğukluk, morarma şeklinde diğer şikayetler de söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde ağrı sancı da eşlik edebiliyor. Boyun fıtığıyla çok karıştırılır. Buradaki eklemin düzeltilmesi hem omuz ekleminin hem de köprücük kemiğini ilgilendiren eklemin düzeltilmesi gerektiği için manuel terapi ya da fizyoterapi tekniklerini özellikle gerektirir bu hastalığın tedavisi. Bir diğer durumsa yine iki kemik arasında sıkışma ama boyunda gerçekleşiyor bu sefer. Boyun omurları, aslında tüm omurlar şöyle gördüğünüz gibi üst üste dizilidir. Yanlara doğru çıkıntılar, arkaya doğru çıkıntılar ve ortada da bir gövde üst üste dizilidir. Boyun omurlarındaki az önce bahsettiğim burkulma ki kastettiğim şey şuydu, böyle duruyorlar ya. Buradaki kaslardan, bağlardan bir takım sıkıntılar yaşadınız, vücudunuzda problemler var. Omurga şöyle eğildi, döndü. Şu aradan çıkıyor sinirler, iki parmağın arasından çıkıyor sinirler. Burada kemikler birbirine yaklaşır ve sinirin çıktığı aralık daralır. Bu sebeple de yine iki kemik arasında bir sıkışma söz konusu olur. Boyun fıtığından çok da farklı bir tedavisi yoktur ama manipülatif yani o kütletme tarzı dediğimiz ya da mobilizasyon, omurganın birebir hareketlendirilmesiyle ilgili tedavilerde çok daha hızlı sonuç verir. Fıtıkta bu kadar hızlı sonuç almayız çünkü orada yaralı bir bağ dokunun iyileşme süreci söz konusudur. Bu sebeple biraz daha geç iyileşme görülür. Ama iki kemik arasında bir sıkışma, sinirde bir bası söz konusuysa oradaki o kemik dokular, omurlar düzeltildiği zaman, aradaki burkulma çözüldüğü zaman yani tabiri caizse orası kütletildiği zaman hemen bir rahatlama hastaya gelir. Bunları tabii birbirinden ayırmak için özel testleri var. Traksiyon dediğimiz boynu biraz daha böyle uzatmaya çalışma ya da kafa üstünden bir baskı uygulayarak kemikleri birbirine yaklaştırma şeklinde bir takım testlerle ikisinin birbirinden ayrılması söz konusu olabiliyor. Bu arada sinir iki kemik arasında boyunda etkilenmiş olabilir ama beraberinde fıtık da görülüyor olabilir. Fıtık görülünce tabii hemen fıtık kaynaklı olduğu düşünülüyor. Lakin hem bel bölgesiyle ilgili problemlerde hem de boyun bölgesiyle ilgili problemlerde iki kemik arasında sıkışma durumunu daha sık görüyoruz. Bu açıdan bu durumun ayrımını yapmak önemli. Resimde tüm omurgamızı görüyorsunuz. Buradaysa boyun omurlarımız var. Ve şu aralarda gördüğünüz yastık gibi yapılarsa, iki omur arasında yerleşmiş yastık gibi yapılarsa bizim disklerimiz. Yani bir nevi süspansiyon görevi görürler ve omurgaya binen yüklerin emilimini sağlarlar. İki omur arasında bir değişiklik olur ki ben buna burkulma diyorum, daha rahat anlaşılabilmesi için. Tıpkı ayak bileğimizi burkmamız gibi. Ödem yapar, şişer, kızarır, morarır ve ağrılı, sancılı bir süreç geçiririz. İşte bu iki omurda birbiri arasında burkulduğunda aynı şey olur. Aradaki disklerde yıpranma gelişir ve yıpranan bölge şişer, ödem yapar, kızarır, morarır, ağrılı, sancılı bir sürece girer. Yangı gelişir yani. Yangı dediğimiz şey vücudumuzun doğal iyileşme cevabıdır. Yaralanan her dokuda olduğu gibi disklerimizde de bu olur. İşte o oluşan bombeleşmeye biz fıtık diyoruz. Eğer yangısını hemen önündeki omuriliğe, ki tüm vücudumuza yayılan sinir demetidir omurilik, omuriliğe bulaştırır ya da hemen yanı başından geçen sinire bulaştırırsa, o zaman kola yayılan ağrı, sancı, uyuşma, karıncalanma, keçeleşme hissi de bu hastalığa eşlik eder. Fakat bu fıtığın sinirle bir irtibatı yoksa, yangısını bulaştırmıyorsa, o zaman hastalar genel olarak kas iskelet sistemine dair ağrılar duyarlar. Beyinle alakalı bir takım böyle hafif düzeyde diyeyim, çünkü adam akıllı bir rahatsızlık söz konusu olduğunda zaten bir taraf komple inme, felç geçirir, ama beyinde kitle, ur benzeri durumlar söz konusu olduğunda ya da küçük odaklı kanamalar veya damar tıkanıklıkları söz konusu olduğunda da kol bölgesini ilgilendiren beyindeki alanda bir sıkıntı olduğu zaman da aynı şekilde uyuşma, karıncalanma görülebilir, ama bu tabii çok daha nadir görülen bir durum. Kolda uyuşma, karıncalanma var diye başladı diye hemen sakın korkuya, paniğe kapılmayın. Lakin aklınızın bir kenarında kalsın istedim. Bunun haricinde kola yayılan ağrı, sancı içinse bu söylediğim rahatsızlıkların dışında omuzda kas sıkışması ya da kas yırtılması dediğimiz impingement problemi ya da eklem içerisinde ani çekmelerle beraber oluşan, eklemin içini saran o kıkırdak dokuda kopma söz konusu olduğunda da yine aynı şekilde ağrı, sancı görülür. Dirsekten aşağı uyuşmalardaysa mesele dirsek bölgesini daha çok ilgilendirir. Dirsek bölgesinde sinir sıkıştığı için de aşağıya bir uyuşma, karıncalanma yayılabilir ya da el bileğinde bir sıkışma söz konusu olabilir. Lakin bu rahatsızlıklarda da yine boyun ve sırt bölgesine çalışmak oldukça önemlidir ki hastalık hemen yeniden tekrarlamasın ya da adam akıllı iyileşsin. Rotator kaf zedelenmesi dediğimiz durumda da yine aynı şekilde kola yayılan ağrı, sancı görülebilir. Omuz çok hareketli bir eklem olduğu için daha çok bağ dokularla değil de kas dokularla stabilizasyonu sağlanır, yani mukavemeti sağlanır. Onu sağlayan kaslara diyoruz biz rotator kaf diye. Bu kasların zorlanması ya da zedelenmesi sonucunda da sadece omuz bölgesinde değil, kola yayılan bir ağrı görülebilir. Tabii impingement sendromunda, bu omuzda kas sıkışması sendromunda da ağrı yine aşağıya yayılır. Hem yansıyan ağrı olarak hem de hastalığa şu pazıkasının bir parçası da omuz ekleminin içerisine doğru girer. Onda da bir etkilenme olduğu zaman pazıkası üzerinden de aynı şekilde kola yayılan bir ağrı, sancı olduğunu biliyoruz. Bu rahatsızlıkların hepsiyle ilgili kanalımda çeşitli videolar mevcut. Hem egzersiz videoları olarak hem de bu hastalıklar söz konusu olduğu zaman vücudunuzu nasıl koruyacağınıza dair, nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair içerikler hazırlamıştım sizin için. Bu videolara ulaşmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Kanalda onları bulmak çok zor olabilir. YouTube'da Aynurbaş omuz impingement diye aratabilirsiniz mesela. Ya da omuzda kas sıkışması şeklinde olabilir. Karpaltünel için keza aynı şekilde, ya da işte Aynurbaş boyun fıtığı diye aratırsanız da boyun fıtığı ile ilgili egzersizlere ulaşabilirsiniz. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı unutmayın. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.